Güzel ülke Türkiye, Kara Kutu kanalından herkese selam. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sizlere Türkiye'nin sır küpünden, siyasi güce sahip bir süper kahramandan bahsedeceğiz. MİT Başkanı Hakan Fidan. Onunla ilgili beylik bilgiler bugüne kadar çok kez gündeme geldi. Fakat Kara Kutu kanalı olarak işimiz çok konuşulanları değil, konuşulanların perde arkasını gündeme getirmektir. O yüzden bugün size Hakan Fidan'la ilgili söylenenlerden, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geldiği noktadan ve gelinen bu noktadan rahatsız olan dış güçlerin komplolarından bahsedeceğiz. Hakan Fidan, MİT Müsteşarı olarak göreve getirilme sürecinin başından bu yana sürekli adını duyduğumuz bir isimdir. Şu anda bizlere başka bir MİT müsteşarının adı sorulsa, kuşkusuz çoğumuzun elleri bilgisayar klavyesine gidecektir. Peki Hakan Fidan ismi neden bu kadar akıllara kazıldı? Öyle ki zamanında Washington'da yapılan bir görüşmede ilk defa dönemin Amerikan Başkanı Obama ile aynı masaya oturan Hakan Fidan'a Obama da ismiyle seslenmiştir. Peki Hakan Fidan nasıl ismini tüm dünyada akıllara kazımıştır? Tabii ki dış istihbaratta yaptığı köklü gelişmelerle. Çünkü MİT'e yeni bir soluk kazandıran Fidan, artık ipi yabancı ülkelerin elinden alacaktı. Öyle ki bugün MİT'in o destansı operasyonlarından bahsedebiliyor ve Milli İstihbarat Teşkilatımızı diğer güçlü ülkelerin istihbarat teşkilatlarıyla karşılaştırabiliyorsak, bunun en önemli mimarlarından birisi kuşkusuz Hakan Fidan'dır. Hakan Fidan, MİT'e yeni bir boyut kazandırarak FETÖ kumpasından Türkiye'nin az hasarla çıkmasını sağlamış bir isimdir. Aynı zamanda dönemin Başbakanı Erdoğan'ın dış görüşmelerde yanından ayırmadığı, sırrını paylaşacak kadar güvendiği isim, Türkiye'nin dış politikalarında da söz sahibi bir konumdaydı. Onu tüm dünya tanıyor demiştik ya, bunu bir hikayeyle açıklayalım isterseniz. 2016'da Rusya'ya yapılan bir ziyarette eski bir KGB ajanı olan Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Hakan Fidan'ı görünce kaygısını esprili bir dille dışa vurmuştur. Sözlerine, "Hakan Fidan buradaysa konuşmaya gerek yok, o size zaten her şeyi anlatmıştır" şeklinde başlamıştır. Bu da birazdan anlatacağımız ismin ne kadar mühim olduğunun göstergesidir. Nerede doğdu, kaç yaşında, ne okudu gibi konularla ilgili bilgileri lazım oldukça vereceğiz. Fakat öncelikle bilmeniz gereken şey Hakan Fidan'ın zihnindekilerdir. Hakan Fidan, çevresinden alınan bilgiye göre toplantılarda ve görüşmelerde hiç not almaz, fakat söylenen her sözü virgülüne kadar aklında tutabilirmiş. Bunun dışında insanların beden dillerini çok iyi okuyup, onlarla ilgili psikolojik analizler yapabiliyormuş. Fakat hiçbir kaynakta psikoloji eğitimi aldığı görülmemektedir. Zaten onun hakkında çok da kişisel bilgi bulmak mümkün değildir. Öyle ki nereli olduğu hakkında bile kesin bir bilgi yoktur. Hakan Fidan'la ilgili bilgileri basınla paylaşan isimlerin ise çoğu kez isimlerini vermek istememeleri göze çarpan bir başka detaydır. Fidan, 1986 yılında Kara Kuvvetleri Muharebe Okulu'ndan mezun olmuştur. Tabii bu mezun olduğu okullardan sadece bir tanesidir. Bu okuldan mezun olduktan sonra astsubay olarak göreve başlamıştır. 90'lı yıllarda NATO'nun Almanya'daki görevinde 3 yıl çalışmış, hazır Almanya'ya gelmişken yönetim ve siyaset bilimi bölümünü bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisansı sırasında gönlünün istihbarat ve dış politikalarda olduğu tez konusundan da belli olan Fidan, tezini istihbarat ve dış politika üzerine yazmış ve Türkiye'nin dış istihbarat sorunu olduğunu vurgulamıştır. Nitekim 2001 yılında astsubaylıktan istifa edip dış politikaya yönelmiştir. 2 yıl Avustralya Ankara Büyükelçiliği'nde siyasi ve ekonomik danışman olarak çalışmıştır. O sürede de Viyana'da atom enerjisi, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü gibi yerlerde dış politika üzerine akademik çalışmalarına devam etmiştir.
Daha sonra 5 yıl TİKA Başkanı olarak Kafkasya, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika gibi yerlere yardım götürüp bu bölgeleri incelemiştir. O sırada çoktan Dışişleri Bakanlığı'nın danışmanlığına girmiş ve artık çokça okumuş, dış politikada kendini yetiştirmiş ve devletleri tanımış donanımlı bir devlet adamı haline gelmiştir. Şimdi ise asıl konuya giriyoruz. 2007 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan bu ismi fark etmiş olacak ki, müsteşar yardımcısı olarak kendi yanına atıyor. 2008 yılında ise Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyesi olan Hakan Fidan, 2010 yılında Türkiye'yi temsilen Washington'daki nükleer güvenlik zirvesine katılıyor. Yine aynı yılda Emre Taner'in müsteşarlığını yaptığı MIT'te müsteşar yardımcısı olarak göreve başlıyor. Sonrasında ise müsteşar olarak atanıyor. Böylece 42 yaşında müsteşar olan Fidan, Türkiye'nin en genç MIT müsteşarı olarak tarihe geçiyor. İşte bundan sonra ilk tepki MIT'le ortak ilişkisi olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geliyor. MIT müsteşarı olmak için yazılı olmayan bir kanun, müsteşar olacak kişinin ya TSK'nın içinden kor general seviyesinde rütbeli bir asker olması ya da MIT'in yetiştirdiği birisi olması esasına dayanmaktadır. MIT, o zamanlar askeri bir oluşum olduğu için hükümet kolay kolay iç işlerine karışamamaktadır. Bu nedenle Hakan Fidan bir süre kabul görmemiştir. Fakat daha sonra Hakan Fidan'ın hızlıca MIT'i dönüştürüp geliştirmesi çevrenin hoşuna gitmeye başlamıştır. MIT artık diplomatik ilişkiler barındırabilen, dış politikalar geliştirip dış istihbarata da önem veren bir kurum haline gelmiştir. Böylece yabancı istihbaratın ülkemizde at koşturma dönemleri de sona ermiştir. Fakat bu da bizim eskiden istihbaratımızı yöneten dış devletlerin hoşuna gitmemiştir. Eski bir MIT müsteşarı röportajında "Ben MIT müsteşarlığı yapmadım, CIA'nın şube müdürlüğünü yaptım" demiş ve CIA'dan emir aldıklarını vurgulamıştır. Böylece eski istihbaratın açıkça İsrail ve Amerika ortaklığında kullanıldığı da gözler önüne serilmiştir. Özellikle İsrail bundan rahatsız olmuş olacak ki dönemin İsrail Savunma Bakanı açık bir şekilde Hakan Fidan'ı hedef almıştır. Bir demecinde Türkiye istihbaratında sırlarımız mevcut, bu sırlar İran'a açılabilir şeklinde konuşarak Hakan Fidan'ın İran ajanı olduğunu öne sürmüştür. Böylece bir karalama politikasına gidilmiştir. Fakat Hakan Fidan önderliğinde MIT o dönemlerde İran istihbaratına öyle operasyonlar düzenlemiş ve oradaki terör örgütlerine öyle zararlar vermiştir ki hem İsrail'in bu yaftasına cevap vermiş hem de tüm İran'ın kendisine düşman olmasına neden olmuştur. Tehlikenin farkında olan bir başka örgütse Fethullahçı terör örgütüdür. Öyle ki girişimlerini hızlandırarak ilk darbelerini 7 Şubat 2012 yılında vurmak istemişlerdir. Bu olayın öncesinde yabancı devletlerle ortak bir kumpas kurarak, Eylül 2011'de Oslo'da bir görüşmenin kayıtları yayınlandı. Bu görüşmedeki sözde ses kayıtlarında PKK'nın MIT tarafından yönetildiği ve bunun PKK-MIT yönetim toplantısı olduğu iddia edilmekteydi. 7 Şubat 2012 tarihinde ise Erdoğan bir ameliyata girecekken mesai bitimine 15 dakika kala Ankara'da savcılık Hakan Fidan'ı PKK davasından ifadeye çağırdı. Fakat Fidan gitmeden önce Erdoğan'ı aradı ve şansı yaver gitmiş olacak ki Erdoğan'ın ameliyatı gecikince görüşme sağlandı. Erdoğan ise kesinlikle ifade vermeye gitmemesini söyledi. Kısa süre sonra MIT binası polisler tarafından kuşatıldı. Fakat MIT için çalışan özel kuvvetler, Hakan Fidan tarafından acil koduyla bölgeye çağrıldığı için bir şey yapılamamıştı. Çünkü Hakan Fidan bölgeye giriş yapmak isteyen herkes için vur emri vermişti. Böylece Erdoğan'ın ameliyattan çıkınca PKK ile işbirliği bahanesiyle gözaltına alınma planı da FETÖ'nün elinde patlamıştı. Daha sonra kanun değişti. Artık MIT çalışanlarına soruşturma başbakanlık izniyle yapılacaktı. Hakan Fidan dokunulmaz olacaktı.
Fakat Fidan bunun yeterli olmadığını düşünerek MİT, Emniyet, Genelkurmay, Jandarma istihbarat bağlarını güçlendirdi. Emniyet istihbaratının önemli ve güvenilir isimlerini ise MİT'e transfer etti. 17-25 Aralık kumpasında ise MİT ile Emniyet çatışması iyice alevlendi. Fakat bu sefer hükümet MİT'in tarafındaydı. Örgüt üyeleri teker teker yakalandı. Daha sonra FETÖ'den soruşturulan bir gizli yönetici sorgusunda 17-25 Aralık 2013 kumpasında yargı ve emniyet yapılanmasında hedef Hakan Fidan'dı. FETÖ'nün Tahir Kod adlı MİT sorumlusu Hakan Fidan'ı bitirip yerine başkasının geçmesi gerektiğini söylemişti şeklinde bir açıklamada bulundu. Ayrıca 15 Temmuz'da da bu kişi başka bir örgüt üyesini arayarak Hakan Fidan'ı etkisiz hale getirebilecek içeriden bir MİT koruması olup olmadığını sormuştu. 2015 yılında Hakan Fidan müsteşarlıktan istifa etti ve milletvekili olmak için aday oldu. Fakat bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etmişti. Sır küpü dediği, güvendiği Hakan Fidan'a kırgınlığını dile getirmesinin üzerine Fidan istifayı geri çekti ve görevine devam etti. Hakan Fidan şu anda MİT Başkanlığı görevine devam etmektedir. MİT'in ise son yıllarda özellikle Orta Doğu'da ve terör örgütü PKK'ya karşı yaptığı operasyonlar dudak uçuklatmaktadır. Dünyada ise çok büyük istihbarat oluşumları Milli İstihbarat Teşkilatımızdan destek istemektedir. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin Kara Kutusu.